Selamun aleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti üzerimize olsun. Bir test videosunda daha sizinle beraberiz. Videoya başlamadan önce bundan sonra hep bu açıklamayı yapacağım. Lütfen yorumlar kısmında birbirimize küfretmeyelim. Alt tarafı bir telefon. Sen onu kullanmışsın, ben bunu kullanmışım. Çok önemli değil. Kendi kullandığınız telefonlar hakkında fikirlerinizi düzgün bir şekilde yazarsanız karşılığında da düzgün bir şekilde cevap verilecektir. Lütfen birbirimize küfretmeyelim. Gaza gelip birbirimizin nefsini körüklemeyelim. Kul hakkıdır, Allah'tan korkmak lazım. Bugünkü telefonlarımız 4 adet telefon, fakat bunların tanıtımlarını ayrı ayrı yapabiliriz. Yani ikili ikili yapabiliriz ya da dörtlü dörtlü de yapabiliriz, artık duruma göre bakacağız. Birinci telefonumuz OnePlus 7 Pro. İkinci telefonumuz Nokia 9 Fairview. Üçüncü telefonumuz LG V40 ThinQ. Ve dördüncü telefonumuz Xiaomi 9T. Evet, şu an 4 telefonla da Full HD 30 FPS video kaydı yapıyoruz. Ne yazık ki 60 FPS Nokia'da bulamadığımız için 60 FPS deneme yapamayacağım. Ama 4 telefonla da 4K video kaydı var. 4K video kaydına da bakarız birazdan. Şu an Full HD ile başladık. Hani ekranlardan bakaraktan bir şeyler söylemek istiyorum ama ekranlar çok yanıltıyor. Ama gene de söyleyeyim hadi, ekranlardan baktığımız zaman şu an en güzel OnePlus gösteriyor. OnePlus ve Xiaomi. Evet. OnePlus ve Xiaomi şu an en güzel gösteriyor. Yani 7 Pro ve 9T. Ekranlardan baktığımız zaman en güzel bunlar gözüküyor. Peki, Nokia çok koyu gösteriyor. Hani 5 tane kamera var bu telefonun üstünde. Nokia 9 Fairview. Evet, 5 adet kamerayla olan bir telefon bu. Hani şu an ekrana baktığım zaman sanki Nokia'da böyle suyun biraz dona dona gittiğini görüyorum. LG'de çok akıcı. OnePlus'ta zaten çok akıcı. Keza Xiaomi'de de çok akıcı. Şu an güneşli bir havadayız. Ekranlara güneş vuruyor. Ve ekranlarda görüntü nasıl gözüküyor derseniz, dediğim gibi OnePlus ve Xiaomi şu an çok güzel gösteriyor. LG ve Nokia biraz daha sönük gösteriyor bu iki telefona göre. Peki ben buradan kaçacağım. Buradan kaçacağım, gölgeye gireceğim çünkü gerçekten çok güneşli bir hava. Mesela böyle yürürken ekranlarda gördüm, OnePlus çok titrek gösteriyor. Yani çok titriyormuş gibi. Ama video kaydında büyük ihtimalle çok titrediğini göremeyeceğiz. Ben şurada bir zoom yapmak istiyorum. Öncelikle Nokia ile bir deneyeceğim. Bakalım Nokia 9 Fairview ne kadar zoom yapabilecek. 2x yaptı, 5x yaptı. 1x, 2x, 5x daha da yaklaştırıyor mu? Daha da yaklaştırmıyor. Peki LG ile deneme yapıyorum. Hemen otomatik olarak 2x. Zaten bu 2x'i optik olarak yaptı ve manuel elimle yaklaştırabildiğim kadar yaklaştırıyorum. 10x. Evet, 10x LG V40'da, 5x Nokia 9 Fairview'de. Hani LG 10x yapmasına rağmen Nokia 9 Fairview'den kat ve kat daha iyi. Peki Xiaomi'de hemen denemeyi yapıyorum. Xiaomi'de herhangi bir tuşumuz yok. Mecburen elimizle yaklaştıracağız. Maksimum ne kadar gelecek ona bir bakalım. 6x. Aha, 6x'te de Xiaomi 9T kaldı. Ve halen LG'nin zoom'u en güzeli. Hani hem en yüksek zoom yaptı hem de çok net bir görüntü var. Ondan sonra Xiaomi 9T, şu an en son sırada Nokia 9 Fairview gözüküyor. Ve geldik telefonların kralına, OnePlus 7 Pro. Bakalım bu ne kadar yaklaştıracak. Evet. Bu da maksimum bu kadar yaklaştırdı. Yani bu da 10x. 10x ama çok titrek gösteriyor şu an. Çok titriyor. Çok titriyor ama LG öyle titremiyor. Bakın şimdi mesela titreme testi yapacağım. Bakın 10x zoom'dayım ve titreme testi yapıyorum. 3, 2, 1. Şu an titretiyorum. LG'yi görüyor musunuz? 10x zoom'dayım
ve şu an telefonları titretiyorum. 10x zoom'da olan OnePlus ekran da inanılmaz titriyor. Hani dansöz yanında az kalır. Hiç kıvrak kalmaz. Hani benzetme biraz garip oldu ama aklıma direkt o geldi. Xiaomi'ye bakıyorum. Xiaomi bir nebze titreşimi kesmeye çalışıyor. Ama 6x zoom'da Xiaomi. Nokia'ya bakıyorum. Nokia da titriyor. Hani kesmeye çalışıyor ama yok, kesemiyor. Hani görüntü bir donuyor bir gidiyor. Bir donuyor bir geliyor. Velhasıl kelam, yani çok uzattım, çok konuştum. 10x zoom'la LG V40 babalar gibi çekiyor. Bakın keza 10x zoom'daki OnePlus 7 Pro'ya da bakın. Görüntü netlik konusunda, titreşim konusunda her açıdan LG çok iyi. Nokia'yı hiç hala almıyorum şu anda. Xiaomi de fena değil, 6x zoom. Xiaomi de 10x yapsaydı büyük ihtimalle OnePlus gibi görüntü kalitesi bozulabilirdi. Peki, geri çıkıyorum zoomlardan. Hemen LG'de tek hareketle çıktım. Nokia'da tek hareketle çıktım. Ve ne yazık ki şeyde çıkamıyorum. Xiaomi'de çıkamıyorum. Ekranı küçülterek çıkmak zorundayım ve şu an ekranı küçültmekte bile zorlanıyorum. OnePlus'ta bakayım tek hareketle çıkılıyor mu? Evet, OnePlus'ta da tek hareketle çıkılıyormuş. Evet, zoom bu şekildeydi. Yani titreşim bu şekildeydi. Peki zoom yapmadan titreşim nasıldır? Ona bir bakalım. Onu da şurada yapalım. Ama burası neyse, burası olsun. 3 2 1. Ya OnePlus tabi çok titriyor gözüküyor. Umarım böyle kaydetmiyordur. Gerçekten fazla titriyor. LG hemen hemen hiç titremiyor. Keza şu an Xiaomi 9T de titremiyor. Ve Nokia 9 Pro de titremiyor. Sadece şu an ekranlarda acayip titreyen OnePlus 7 Pro. Ama OnePlus'ta video sırasında titrek gösterirken izleme modunda hiç titremediğini görüyoruz. Daha önceden de bu tip durumlarla karşılaştık. Yani OnePlus aslında şöyle yapıyor. Videoyu çekiyorsunuz, evet böyle çok titriyormuş gibi gösteriyor ekranda. Fakat videoyu izlediğiniz sırada bir bakıyorsunuz ki hiç titreşimi yok. Yani hiç titretmeden kayıt yapabilmiş. Umarım şu anda da öyle kayıt yapmıştır ki öyle yapmıştır. OnePlus 7 Pro'dan bahsediyoruz. Peki bakalım netleme konusunda ne kadar netliğe inecek bu telefonlar. Tabi her telefonda kadraj aynı olamadı ama şöyle yaklaşalım. Evet, hiç fena değil. Peki şöyle hızlı bir hareketle dönüş yapalım. Gerçi şu an Full HD 30 FPS'te kare atlaması olmayacaktır. Devam ediyorum. Evet, burada 4K'ya geçeriz. 4K'da video kaydına devam ederiz. Bakalım 4K'daki video kaydımız nasıl olacak? Şurada güneşe doğru da bir bakalım. Bir ters ışık olsun. Şu an güneş direkt olarak kameralara vuruyor. Kameraya vurduğu için fazlası ışık giriyor. Şu ışık ortamında acaba karanlık olan yerler nasıl gözüküyor? Artık videoyu izlerken bunu görebileceğiz. Çünkü gerçekten şu an gözüme bile çok güneş vuruyor. Bir de şurada bir netleme testi yapalım. Hemen şu ağacı kullanaraktan. Şu an çok fazla ışık var, olayı seçemiyorum. Fakat şu an Nokia'nın dona dona gittiğini görebiliyorum. Görüntü Nokia'da donmaya başladı. Hani 5 kamera falan filan sanki biraz yalan dolan gibi bir durum var ortada. Artık videoda bakarız netleme konusunda nasıl bu telefonlar. Çünkü şu an ışıktan dolayı nasıl netleyip netleyemediğini göremiyorum. Evet. Şimdi de 4K video kaydına geçelim. Bir de 4K video kaydına bir devam edelim demeden önce şurada bir şey yakaladım. Şu an Xiaomi'nin ekranında yeşiller acayip yeşil gösteriyor. Çok canlı bir şekilde yeşil gösteriyor. LG'nin ekranı en olması gereken yeşili gösteriyor. Şu an benim gözümle gördüğüm LG'nin ekranında gördüğüm
aynı tonda. Nokia'yı söylemiyorum. Nokia çok koyu. Çok gölgeli. OnePlus. OnePlus da biraz soluk gösteriyor yeşilleri. Xiaomi. Xiaomi ise acayip yeşil gösteriyor. Çok fazla yeşil. Peki. 4K'da devam edelim videomuza bakalım. 4K'da nasıl olacak? Yalnız şu an Nokia gerçekten görüntü donmaya başladı. Bakayım telefon mu ısındı? Evet dostlar, telefon ısınmış. Bayağı ısınmış. Isındığı için kare atlaması yapıyor şu an videoda. 4K'da ne olacak acaba? Şimdi 4K'ya geçelim. Şu an 4K video moduna geçtik. Şu an 4K ile çekiyorum bu videoları. Şöyle hızlı bir dönüş yapacağım. Kare atlaması nedir? Var mı yok mu? Şu an hiçbirinde yok gibi gözüküyor. Sadece Nokia sanki biraz takılır gibi oldu. Evet, takılır gibi oluyor. Başka da bir şey olmuyor. Şu an hızlı adımlarla yürüyorum. Titreşim engelleme nasıl çalışıyordur acaba? Bakmış oluruz. Videoyu izlerken bunu görmüş olacağız. Ama şöyle bir daha bir titreme yapmak istiyorum. Yani titreme denemesi yapmak istiyorum. Titreşim denemesi yapmak istiyorum. Kelimeler çıkmadı ağzımdan. Şu an 4K'dayım. 30 FPS, 60 FPS değil. LG'de 10 dakika sınırlama görüyorum. Nokia'da herhangi bir sınırlama göremiyorum. Xiaomi'de bir sınırlama görmüyorum. Keza OnePlus'ta da bir sınırlama görmüyorum. Belki sınırlama vardır ama söylemiyor şu an telefonlar. Fakat LG direkt olarak uyarmış. 10 dakikadan geriye kalan süreyi de gösteriyor. Şöyle bir titreşim engellemeye bakalım nasıl çalışıyor. Deneyelim hemen. 3, 2, 1. Evet. Şu an OnePlus ve Nokia aynı derecede titriyor. LG çok sabit. Xiaomi de çok sabit. Kazıkla çakılmış gibi görüntü. Gerçekten görüntüde hiç titreme yok iki telefonda. Bakın hem titrettiriyorum hem de şöyle hareket ettiriyorum. Acaba şu an görüntü nasıl kaydediliyor? Bu testi daha önceden hiç yapmamıştım. Hem titretip hem de böyle dönme. Yani hareketli görüntü. Vallahi LG ile Xiaomi bayağı başarılı gözüküyor bu konuda. OnePlus'ın da bence çok başarılı olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü az önce de bahsettim. OnePlus ne hikmetse görüntüde çok titrediğini gösteriyor. Fakat kaydı izlediğinizde inanamıyorsunuz. Neredeyse hiç titrememiş. Bence OnePlus 7 Pro'da da bu durum böyledir. Çünkü oldukça tepe bir telefon OnePlus 7 Pro. Böyle bir titreşim olacağını hiç düşünmüyorum bu telefonda. Mesela şu yeşil ekranlarda gördüğüm, ekranda gördüğüm ve gözümün gördüğünü şimdi anlatmak istiyorum. Az önce de söyledim bunu. Az önce mesela LG'yi gözümle gördüğümle ekranda gördüğüm aynıydı. Şu anki durum, yani şu anki durum çok kararsız kaldım. Nokia'yı sallıyorum Nokia'yı. Nokia'yı hiç yani kale almıyorum şu durumda. Şu durumda Xiaomi'yi de çok kale almıyorum. Şu an OnePlus da LG arasında gidip geliyorum. OnePlus çok fazla aydınlık çekiyor. LG daha yakın tonlarda çekiyor. Yeşil de daha iyi. LG diyorum. Evet, gene LG diyorum. Ama bu sefer OnePlus bayağı zorladı. Ama gene de LG diyorum. LG'nin şu an ekrandaki görüntüsü birebir neredeyse gözümle gördüğüm renklerle aynı. Evet. 4K'da bu şekilde video kaydı yapabiliyoruz. Ne yazık ki 60 FPS Nokia'da olmadığı için şu an test yapamıyorum, fakat 60 FPS OnePlus'ta tabii ki var. Hem Full HD'de hem 4K'da 60 FPS var. LG'de, yani LG'de var. Hiç söylemiyorum bile. Ne yazık ki Xiaomi 9T'de 4K var ama 60 FPS 4K'da yok. Fakat Full HD'de 60 FPS var. Evet, durum bu. Umarım yararlı bir video, yararlı bir içerik olmuştur. Bakü'den selamlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.